Merhaba arkadaşlar, gecenin sorusuyla sizlerle beraberiz. Bugün sizlerle bir trigonometri sorusu çözeceğiz. Vakit kaybetmeden hemen sorumuza geçelim. Sorumuz şöyle ifade edilmiş. AB çaplı yarım çemberde AC uzunluğunun 12 birim olduğunu vermiş bize. Yani şurası 12 birim olacakmış. BC uzunluğuna 5 birim demiş. ACD ile ADC açılarının birbirine eşit olduğunu söylemiş. Yani şuradaki açı beta ise şuradaki açının da beta olduğunu ifade ediyor soruda. BCD açısına alfa demiş. Şu açının alfa olduğunu vermiş bize. Buna göre sin alfa ifadesinin kaç olduğu bize soruluyor. Hemen şuraya bakalım. Bakın ACD üçgeni. Taban açıları eşit, o zaman ikizkenar olacak. 12 ise AD'de de buradan 12 geldi. AB çaplı çember için. Çapı gören çember açıdan, çevre açıdan dolayı da buradaki açım ne gelecek? 90 derece. O zaman buradan şunu görmüş olduk. Alfa ile beta'nın toplamı 90 geliyor. Bunun iki katını alırsam 2 alfa artı 2 beta ifadesinin buradan 180 derece olduğunu gördük. Neden yazdık? ADC üçgenine bak. Bak 2 betamız var. O zaman buradaki açım ne gelecek? 2 alfa. Burası dik üçgen, ABC üçgeni. 5, 12, 13'ü sağlıyor. O zaman DB'ye ne kalmış oldu buradan? 1. Sin alfayı sormuştuk. Kosinüs alfadan bir yola çıkmaya çalışalım. Şurada 2 alfa vardı çünkü. Dik üçgene baktık, ABC'ye. Kosinüs 2 alfayı yazıyorum değerine. Kos 2 alfa ifadesi burada. Komşu dik kenar bölü hipotenüs olacak. Yani ne gelmiş oldu? Komşu dik kenar 12, hipotenüs de buradan 13 geldi. Kosinüs 2 alfanın açılımlarını hatırlıyorsanız bu sorunun çözümü kolaylaşacak. Hemen hatırlatalım. Kosinüs 2 alfa ilk açılımı kos kare alfa eksi sin kare alfa olduğunu bileceksiniz. İkinci olarak burada biraz ezbere girmiş oluyor ama yarım açıdan bunları zaten öğrenmişsinizdir veya öğreneceksiniz. Kosinüs kare alfa eksi sin kare alfa. İkinci açılım olarak 2 kosinüs kare alfa eksi 1. Son olarak da 1 eksi 2 sin kare alfa ifadesi kosinüs 2 alfanın açılımları. Çoğunlukla kullandığımız ifadeleri bunlar. İşte sin alfayı sorduğundan dolayı kullanacağım açılım şu üçüncü ifade olacak arkadaşlar. O zaman kosinüs 2 alfa gördüğümüz yere 1 eksi 2 sin kare alfa yazarsak burada. 1 eksi 2 sin kare alfa ifadesi buradan 12 bölü 13 olmuş olur. Bunların yerlerini bir değiştirelim. O zaman 2 sin kare alfa eşittir 1 eksi 12 bölü 13 oldu. Burası da 1 bölü 13 geliyor arkadaşlar. Her iki tarafı 2'ye bölersem sin kare alfanın buradan 1 bölü 26 olduğunu bulduk. İki tarafın kare kökünü aldık. O zaman sin alfanın buradan 1 bölü kök 26 olduğunu görmüş olduk. Yani doğru seçeneğimiz ne gelecek burada? Bursa gelmiş olduk. Bir de sentetik çözüm yapmaya çalışalım biz burada. Farklı bir çözüm olsun. Şöyle yapalım. Bu tarz sorularda eğer oran varsa Thales ve kelebek genelde aklımıza gelmesi gerekiyor. Ya içeriden paralel bir doğru çekerek AC'ye işlem yapabiliriz. Veya içeriden çektiğimiz zaman biraz rasyonel ifade geleceğinden dolayı ben pek o yolu sevmiyorum. Onun yerine dışarıdan şöyle bir kelebek oluşturalım. Yani CD'yi uzatalım. Şu B noktasından AC'ye şöyle bir paralel doğru çizelim. Şuraya da T diyelim. Yani BT ne olacak burada? AC'ye paralel. Önce bak, ters açıdan burası beta ise buranın beta olduğunu gör. Yine şuradan Z'yi çizersen buradan iç ters açıdan buranın beta olduğunu görürsün. Bak DB ile de BT birbirine eşit geldi. İkizkenar olduğundan burası 1 geliyor. Bunlar birbirine paralelde. O zaman şuradaki açıda U kuralından dolayı ne diyebilirsin? 90 derece. Oluşan dik üçgen. Pisagor yazalım. 1, 1'in karesi. 5'in karesi 25. O zaman kare kökünden burası ne geldi? Kök 26 gelmiş oldu. Neyi soruyordu? Sin alfayı. Dikkat edersen şu dik üçgende karşı dik kenar böyle hipotenüs olacak. O zaman sin alfa ifadesi karşı dik kenar 1. Hipotenüs de buradan ne geliyor arkadaşlar? Kök 26 olarak karşımıza çıkmış oldu. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Yarın da çözeceğimiz sorumuzu da şöyle sizlerle paylaşalım. Dünkü gibi siz biraz uğraşın. Yine çözümünü yarın yapmaya çalışırız arkadaşlar. Görüşürüz. Esen kalın. Hayırlı geceler olsunlar.